Nevi Hanım iyi akşamlar. Biraz önce sizin yanınızda eltiniz olarak tanıştırdığınız, yani sizin eşiniz Cengiz Budağ'ın kardeşi Tonguç Budağ'ın eşi olarak bizlere tanıttığınız akıllı bıdık ufacık kız şok edici açıklamalarda bulundu. Evet, gerçekten de Berkut'la böyle bir ilişkiniz var mı yok mu? Engin Bey, bakın bu Gülpen denen, affedersin başka bir kelime kullanırdım ama kendisi için şu anda canlı yayındayız. Yoksa Rıtık kapar bizi diye konuşmuyorum. Bu Gülpen beni aklımda yalan ifadelerde bulunuyor. Gerçekten de ben çok asıl bir kadın olduğumdan benim aklımda şerefsiz. Kahnem, ıkkık, kutluk, şeref nalet bir kadın oldu. Engin Bey, benim bir evliliğim var. Ancak ben bu evlilik içerisinde gayet mutsuz bir kadın olduğumdan ötürü belki başka arayışlara, başka heyecanlara gidebilirim yani. Ama Yakup'la aramda bir şey yok, sadece arkadaşım bizim kendisiyle beni bir keresinde arabayla evime doğru bıraktıydı. Onu gelen basın arkadaşlar hemen kendisi zaten haber vermiş. Basın arkadaşları benliyor diye bu dağına bıraktım diye. Beni bıraktığı yerde basın arkadaşları geldi. Hemen fotoğraflarınızı çektiler. Bu kız sen de kahnem, bozul, bozul tavuk, lalet, şerefsiz, salak kulten de beni kıskanıyor çünkü kendisi aslında Berkut'la bir ilişki yaşamak istiyor. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi Nevriye Hanım, biliyoruz ki siz Cengiz Budak'la evlisiniz. Şimdi eğer sizin Berkut'la bir ilişkiniz yoksa, Cengiz Budak'la evli olduğunuz için acaba başka bir insanla başka bir şekilde sevgililik ilişkisine girebilecek potansiyeliniz var mı yok mu? Ne alakası var? Ne alakası var Engin? Engin! Engin! Bak yeminle bozuşuruz. Engin! Yeminle bozuşuruz Engin. Ne alakası var benim birlikte potansiyelini açıklamamda? Ama ben tabii ki çok asil bir kadın olduğum için belki de prensipten anlaştığım biriyle neden olmasın? Yani gencim, delikanlı bulursam kendi aradığım gibi beni takdir edebilen neden olmasın diyorum. Yani neden olmasın Engin? Peki, Nevriye Hanım? Delikanlı! Sen ki delikanlı! Bak doğru konuş Engin! Engin bak sen ki delikanlı! Karışma! Ben sana gerizekalı demedim kardeşim. Gerizekalı demedim ki ben sana.